Zenginlik şifresindeki çalışma, bizler zihnimizi kullanmadan, bedenimizi kullanmadan, düşünceyle, enerjimizi kullanarak nasıl istediğimiz hayata sahip oluruzun çalışması. Oradaki teknikler, orada yapılan çalışmalar, yani kitaplarda yazan çalışmalar değil, çok özel çalışmalar. Grubun sinerjisinde kullanarak şu an bu yeni yapacağımız zenginliği şifresinde hem zenginliği nasıl kendimize çekiyoruzla beraber bir de yeniden doğuşu yapacağımız bir çalışma olarak. Yani ülke olarak bizler nasıl yeniden bir doğuş yapabiliriz? Yani yeni bir hayata adım atarız kendimiz adına. Çünkü güzel dostlar, geçmişin neyse geleceğin odur. Çünkü zaman bir döngüdür. Aynı zaman bir daha dönüyor. Şimdi geçmişin neyse geleceğin o ise, öyleyse benim geçmişimi değiştirebilmeliyim ki geleceğimi de değiştirebileyim. Onun için bu zenginliğin şifresinde yeni bir hayat, yeni bir kader, senin için yeni bir hayat. Sen nasıl bir insan olmak istiyorsun? Nasıl bir hayata sahip olmak istiyorsun? Bizler doğduk, dünyaya geldik ve bizim bilinçaltımızı birileri doldurdu ve bizler kim doldurmuşsa bilinçaltımızı, kimler doldurmuşsa onların öğrettiği hayatı yaşıyoruz. Başka bir şey de yaşamıyoruz. Ve onların öğrettiği hayatı yaşadığımız için de acılar peşimizi bırakmıyor, ayrılıklar peşimizi bırakmıyor, kandırılmalar peşimizi bırakmıyor. Dolayısıyla biz bizim bilinçaltımızda ne varsa onları yaşıyoruz ve onları kader diyoruz. Şimdi bu zenginliği şifresinde de şöyle bir şey adım atıyoruz. Ya o bilinçaltını bir sıfırlayalım ve sıfırdan yeniden bir hayata başlayalım.